7 günlük Marmaris tatilimiz için yaşadığımız şehirden yaklaşık 7 saat sürecek yolculuğumuz böyle başladı. Arada durup bir şeyler atıştırdık, arada elimizi yüzümüzü yıkadık. Yolculuğun vermiş olduğu yorgunlukla Turunç'taki otele vardık. Ağustos ayının sonlarında olmamıza rağmen hava fazlasıyla sıcaktı. Sahil, deniz, kafeler, restoranlar, sokak kenarındaki çiçekler, zeytin ağaçları, her şey çok güzel görünüyordu. Ve Kuka Cafe'nin sahibi Nesrin ablayı anmadan geçmek istemedik. Kendileriyle fotoğraf ve video çekme imkanı bulamadık. Ancak yolunuz buraya düşerse bu iki insanı mutlaka görün. Ve İçmeler bölgesini gezip Kumlubük'te denize girdik. Marmaris'in her bölgesinde deniz ayrı bir güzel doğrusu. Merkezden ayarladığımız bir tekne turuyla tüm günümüzü geçirdik. Birbirinden güzel 5 farklı koy ve plajı görüp oralarda yüzme imkanı bulduk. Hisar önü tekne turu olarak geçen bu programda sabah erkenden sizi alıp Aşk Adası, Akvaryum Koyu, Selimiye, Kameriye Adası ve son olarak da Kız Kumu'na götürüp akşam 5 gibi turu tamamlıyorlar. Öğlen yemeği de teknede yeme imkanı sunuluyor. Bu turda muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz en güzel ve temiz sularda yüzmüş olabiliriz. Bu turda en zayıf kalan yer bizce Aşk Adası'ydı. Akvaryum koyunun güzel suyuyla birlikte tur daha da keyifli bir hal alıyor. Burada deniz kestanelerine dikkat etmeniz gerektiği söyleniyor. Kameriye Adası ise adaya ayak bastığınız anda yanınızda biten keçileriyle ünlü. Buradaki deniz ve doğa manzarasını ise diyecek hiçbir şey yok. Selimiye'de durmuş olduğumuz bu koyda bizim gönüllerimizi ayrıca fethetti.
Sonraki iki gün sırasıyla Söğüt'e ve Sedir Adası'na yolculuk yaptık. Söğüt'te güneş batışını seyrederken yemek yemek ayrı bir keyifli. Ancak verilen hizmete göre alınan para çok fazla. Sedir Adası yolculuğumuz ise çok güzeldi. Sizi oraya götürecek olan tekneye binip yarım saatlik bir sürede adaya varabiliyorsunuz. Adanın girişinde müze kartı çıkartmanız gerekiyor. Aksi halde içeriye günlük giriş ücreti daha pahalı. Çıkartmış olduğunuz müze kart yıllık olarak hazırlanıyor ve Türkiye'deki birçok müzeye ücretsiz giriş imkanı sağlıyor. Kleopatra Plajı ise harika. Buranın kumunun özel bir yanı olduğu bilgisi sahildeki tabelada verilmiş. Ayrıca ada antik bir şehir. Marmaris turumuz tek bir şey haricinde çok keyifliydi. O da yakın geçmişte yaşadığımız yangın süreci. Buraya geldiğimiz ilk andan hayırlana kadar yangının etkisi hep bizimle. Marmaris merkez, İçmeler Turunç arasındaki yol, Hisarönü, Turunç'tan Söğüt'e giderken izlenen yol. Her yerde çok büyük alanda yanan ağaçları gördük. Buralardan geçerken burnunuza gelen yanık is kokusu ise kolay unutabileceğimiz bir tecrübe olmadı. Videoyu bitirmeden önce sizlere bu görüntüleri göstermek istedik.